Şimdi az önce ifade etmiştim ya Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan faturalarda fedakarlık yaptık demişti. Ben de demiştim ki bu faturalarda fedakarlık yapılmış halse acaba yapılmasaydı neler olacaktı, ne hale düşecektik. Tabii Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiaları çok büyük. Ülkeyi çift paralı olmaktan çıkarttıklarını söylüyor. Vatandaşa dövizlerinizi bozdurun, altınlarınızı bozdurun diye tekrar tekrar çağrılar yapıyor. Muhalefet ise bu çağrılar üzerinden döviz garantili ihale alanları işaret ediyor. Erdoğan'a bak onları bir hatırla diye. Ve tabii ki faturalarda fedakarlık yaptık sözlerine çok sert çıkışları var muhalefet. Yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Yok böyle bir şey. Vatandaşı kandırmasınlar. Herkes gerçeği biliyor. Herkes yapamadığı zamda içine oturmuş fedakarlık ettim diyor. Neredeyse bu zamların üzerine hükümet bizden adeta takdir ve teşekkür bekliyor. Dövizdeki önlenemez yükselişle eş zamanlı olarak elektrik ve doğalgaz faturaları da yakıcı hale geldi. Ancak artan hayat pahalılığı altında ezilen halkken fedakarlık yaptığını ileri süren iktidar oldu. Cumhurbaşkanı'nın Faturalardan fedakarlık yaptık açıklamasına muhalefetin yanıtı sert oldu. Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Fakirden fukaradan yana, garipten gurabadan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Hangi fedakarlığı yaptı? Eğer bir fedakarlık yaptıysa yani birilerine imkan sağladıysa gidin bakın dolarla ihale alanlar. Hepsi karlı, garanti alanlar, hepsi karlı. Bankada 1 milyon lira tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar. Ya şu fakir fukaraların ödedikleri vergilerden alıyorsun, götürüyorsun onlara kur garantisi olarak ödüyorsun. Zammın tamamını yansıtsan faturalar zaten ödenemez halde korkunç boyutlara ulaşacak. Ondan orada yapmış olduğu bir miktarlık yapamadığı zamda içine oturmuş fedakarlık ettim diyor yapılan zamlar yetmezmiş gibi bugün tarihin en yüksek zamlarını bu millet ve ülkemiz görmüyormuş gibi neredeyse bu zamların üzerine hükümet bizden adeta takdir ve teşekkür bekliyor sen bir elektrik faturası göster bakalım ekmek elden su gölden sarayda oturuyorsun milletin sırtına verilmişler harip parmağını savuruyorlar öbür taraftan da 168 milyar liralık fedakarlık yaptık diyor. Bu vatandaşla alay etmektir. Bir başka tartışmanın fitilini daha ateşledi Erdoğan. Ülkeyi çift paralı olmaktan çıkardıklarını iddia etti. Muhalefet ise döviz garantili ödemelerin altını çizdi. AKP'li Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirası ile yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de e, çift paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz bir taraftan Türk lirası. E, i̇yi de memleketi bu hale kim getirdi? getiren kim? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini beşli çeteye duyurması lazım. Türkiye'yi çift paralı hale kim soktu? Ona bakmak lazım. Dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Kendi yakınlarının, kendi akrabalarının, kendi dostlarının getirsin paralarını dolarlarını avrolarını getirsin Türk lirasına çevirsin. Önce bu millete bir örnek olsun. Bir görelim bakalım. Erdoğan kaç kaç milyon dolarını getirip acaba Türk lirasına çevirecek? Bir örnek olsun. Vatandaş ne olacak? Vatandaşın zaten cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli. Yanında gezenler. Araç geçsin, geçmesin köprüye tünele para ödeyeceğim. Otoyollara para ödeyeceğim dedin. Bu garantileri de dövizle verdin. Yetmedi. Amerika'daki enflasyonu da üstüne ekleriz dedin. Kurtarmak istiyorsan önce beşli çeteyi çağıracaksın. Diyeceksin ki yolları, köprüleri, doları bitiriyorum. Hepsi Türk lirası olacak. Ey millet bunu dinleyin. Diyeceksin. Yok böyle bir şey. Vatandaşı kandırmasınlar. Herkes gerçeği biliyor. Herkes. Bu açıklamasıyla çift parayla yaşadığımızı itiraf etmiş oluyor partili Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Dolarla maaş almıyoruz ama ne yazık ki her şey bu ülkeye dolarla giriyor ve doların değeri yükseldikçe bizim alım gücümüz düşüyor." ve bu arada bir dava sonuçlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Mart 2020 tarihinde AKP grup toplantısında kendisi hakkında söylediği ağır ifadeler nedeniyle 5 kuruşluk dava açmıştı Erdoğan'a. Nasıl ağır ifadeler onlar? Şuursuz demişti Kılıçdaroğlu'na. Cahil demişti, yalancı demişti. Belki son dönemde söylediklerinden daha hafif ithamlar ama demişti. Bunu söyleyelim. Mahkeme kararını verdi. Davayı CHP lideri kazandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı sosyal medyadan duyurdu. Avukat Celal Çelik'in sosyal medyadan ne duyurduğunu getiriyoruz ekrana. Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 para kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz diyor Celal Çelik bunu da hatırlatmış olalım size duyurmuş olalım.